Aksaray'da Hasan Dağ eteklerinde. Taşpınar kasabasındayız. Evet, biz sizi tanıyalım. İsmim Kezban Onak. Evet. Yaşım 61. Doğma büyüme Taşpınar'sınız. Yerli Taşpınar köyündeniz. Çok güzel halıları var bu Taşpınar'ın. Kezban Hanım'ın biz halı atölyesinden aldık geldik. Bu güzel renkleri siz yiyeceklerle boyuyormuşsunuz. 13 yaşından bu yana halıyla uğraşırım. Siz usta öğreticisiniz herhalde burada değil mi? Evet. Ben Dilek Tav. 41 yaşındayım. Evet, dokuduğumuz, çocuklarımızı büyüttüğümüz bu halı. Evet. Emeklerinize sağlık. Evet. Evimizde dokurduk, şimdi evimizde dokumuyoruz. Hem Aksaray valimiz, Taşpınar başkanımız. Bize böyle işte halı atölyesi deyip bir senedir sürdürüyoruz. Razı olsun. Sağ olun. Şimdi nereden başlayalım? Hangi yiyecekle neyi boyuyorsunuz? Üzüm yaprağı. Üzüm yaprağı, asma yaprağı. Asma yaprağı. Evet, onu alalım. Bunu şirketimiz boyuyor. Bunu da kök boya. Hasan Dağı'ndan getiriyoruz. Kök boya getiriyoruz. Kök boya boyarız. Bu kök boya. Eriyle kaynatırız. Bu da Eriyle'nin suyuna kaynatırız. Meşhur. Önce koyunlarımız kırkılır. Yıkarız. Önce ondan çıktıkları da yeririz. Ondaki ip haline gelir. Oradaki ip boyamaya geçeriz. Karpuz dölünün yemeği yapılır mı? Döl, onu nasıl yaparsınız? O da ona da hamcacı. Benim evde var da, onu ince aldın gittin mi? Döl var bende ince. İyi o zaman. O dölü ufacık doğrayacağım. Nerede? Bizim evde yapalım. Gidelim de. Şimdi bize atalarımızın yapmış olduğunu hangi yemeği yapacaksınız? Şimdi küçük karpuzlardan olma hamcacı yapacağız. Hamcacı. Yani, dedelerimizden, ebelerimizden kalma bir hamcacı. Bir de ne diyorlar? Döl yemeği mi diyorlar buna? Buna döl yemeği dediler, küçük döl yemeği. Küçük döl yemeği. Adı bizim burada hamcacı. Hamcacı diyorlar. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz? Hamcacık dediğimiz hamcacı. Karpuz. Karpuzun küçüğü. Bir de bunun Kezban Hanım turşusunun yapıldığını söyledi. Turşusu da çok o da çok oluyor. Lezzetli oluyor. Yani bu kavun değil, karpuzun küçüğü. Karpuzun küçüğü bu. Evet, bunun için ne yaptık? 8-10 tane doğradık. Çıkardım çekirdeklerini, yüzünü doğrayma yaptım. Onunla pişireceğiz işte. Kabukları doğradınız mı? Tazesini kabuklu doğradık. Öz bir şeyin çekirdeğini aldık, kendini doğradık. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 baş soğan doğruyoruz. 2 kaşık da. Bunu atıyorum. Bunu sadece malzemesi soğan, salça, işte kırmızı biber atarız. Şimdi bu doğradığımız karpuzun böyle döküyoruz. İnce ince doğruyoruz. Evet. Çekirdekli olanlar çekirdeğini çıkarıyoruz. Taze olanları kabuğuyla doğruyoruz. Şimdi su verene kadar kavuracak mıyız? Bu su sulananadan kavururuz. Yarım kaşık da pul biber hazırlanmış. Şimdi bulgurunu atıyoruz. Bu da elde yapma. Bir kaşık bulgur atıyoruz. Biraz da tuz atarız. Bunu yerken üstüne bir şey ilave ediliyor mu? Üstüne de samırsaklı yoğurt ilave ederiz. İsteyen karabiber atar bir cimcik. İstemezsen öylecik de yiyin. Kuru et de koyabilir. Yani kuru et konu. Şimdi benim olmadığı için koymadım. Hani sade de yenir bu. Ama etine olunca daha lezzetli olur yani. Evet. Bu da tuzu. Tuz. Hiç bir koyman yani. Koyan sulu yemek isterse bir bardak su döker. Bahçelerimizden yapma bir yemek. Yani yapsan, ne şey etsen yapıyorsun, her şeyi katıyorsun da. Şu şekil dedelerimizden kalma bir yemek yani. Tamam. Ellerinize sağlık. 15 dakika kaynar. Pişer. Tamam. Altını kısacak mıyız? Kısmayalım. Şu an taze ya, olsun. Kendisi taze olduğu için 15 dakikada bir şey. Evet. Böyle işte yaparız. Ekliyoruz. Bir de şimdi kamcacığımız pişti. Biz bu paylaşımlarınız için
Annem mutfakta olarak Aksaray Valiliği'nin yemek kitabına yazacağımız bu kaynaklı yemekler için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de size çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Bu arada Taşpınar Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Başkanımız başkan. Ama özel başkanımız var ve çok başımızın tacı yani. Ama neden? Hanımlara destek olduğu için, hanımlara halı atölyesi açtığı için, vali bey ve eşi ve buradaki belediye başkanına gerçekten kadınlara verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Aksaray valimizin çok desteğini gördük. Şeref vali. Evet. Çok teşekkür ederiz ona, Adile Hanım'a da, kendisine de. Bir de başkanımız da onun şeyiyle bize haliye yazdı. Başkanımızın adı ne? Cihan Yüksel. Bak, o da ne yaptı? Organize bütün çocuklarımızı işe tıktı. Hep çocuklarımız köyde, sokaklarda gezirdi. Biz kadınları düşünen belediyeleri seçelim, belediye başkanlarını. Evet. Biz kadınlar için bir şey yapmayan adamları bir daha seçmeyin. İşte bir... O kadar. Tabii, o kadar. Hanımlar, evet. Güç sizde. Bize hani yeri açarsa, halımızın satılma yeri, hı hı, daha bir çok iyi oluruz yani. Çok desteklerini de bekliyoruz. İnşallah onu da yaparız.